Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, daire müdürlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız gerçekten bu bölgeye değer katmak için elinde gelen tüm gayret ve sarf ediyor. Demek ki siyasi istikrar olunca ekonomik istikrar oluyor. Bu eserler ortaya çıkıyor. Yeşilyurt Kiraz Festivali'nin Yeşilyurt'umuza, Malatya'mıza ve Melek Baba'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Melek Baba'da gerçekten bir şenlik var, bir güzellik var. Hele hele Melek Baba Gençlik Merkezi denince Türkiye'nin en büyük spor temalı gençlik merkezimizde Kiraz Festivalimizin başlaması gerçekten bizim için çok büyük bir anlam arz ediyor. Gençliğimiz ve geleceğimiz adına Gençlik Baba Merkezimizin hem sportif hem sanatsal hem kültürel bütün anlamlarda kurslarıyla, çalışmalarıyla ve güzellikleriyle inşallah adından söz ettirecektir. Organizasyonların yapılacağı bu festivalin ben hayra vesile olmasını diliyorum. 27.sinin açılışını yapmış olduğumuz bu festival bir geleneğin devamı. Öncelikle buradan Melek Baba'yı böyle bu şekilde neşeli, güzel ve şen bir şekilde görmek gerçekten bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. Katıldığınız için, aramızda olduğunuz için, bizlerle birlikte olduğunuz için ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Melek Baba Gençlik Merkezi ilçemize son dönemde kazandırılan en önemli eserlerden bir tanesi. Aynı zamanda da ülkemizin en büyük gençlik merkezlerinden de bir tanesi. Burada şu anda yaklaşık 1300 tane öğrencimiz var ve hedefimiz de 3000 tane çeşitli kurslarda, branşlarda, çeşitli alanlarda etkinlik gören, faaliyette bulunan çeşitli branşlarda dahil olan öğrencimizi, kursiyerimizi yetiştirmek. Bugün festivali burada başlatmamız gerçekten önemli. Çevre yolunun altında organizasyon olmuyordu, eksiklik vardı, yapılmıyordu, insanlar toplanmıyordu. İşte karşıda gerçekten de insanlarımız güzel şeyler sunulursa, onlara alan açılırsa, onlara çeşitli branşlarla ilgili, çeşitli kurslarla ilgili çeşitli destekler verilirse gerçekten de sahiplenildiğini çok net bir şekilde burada müşahede etmiş olduk.